Geliz'in Maral'ın kardeşi olduğunu biliyordunuz. En başından Nazım Bey'i engelleyebilirdin hala. Bilmediğin başka şeyler de var Emre. Peki ben bundan sonra sana nasıl güveneceğim ona? Nasıl olacak bu? Nazım. Sırf size bu geleceği hazırlamak ve her şeyde beraber hareket etmenizi istediği için... ölmeden önce Aliye'den boşandı. Hala, 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 halacığım. Hala aç gözlerini. Hala aç gözlerini hala. Halacığım. Emre Bey, ne oldu Nurten Hanım'a? Nurten Hanım, Nurten Hanım. Abla kafası kanıyor. Baya abla yardım et. Lütfen yardım et. Tamam, tamam. Bunu çoktan hak etmişti. Dur, dur heyecanlanma oğlum. O it kaçtı ama sizi şikayet edeceğim. Beyefendi, lütfen. Bir kaza oldu ama siz de uzatmayın artık ya. Uf ya, uf. Biri bitmeden öbürü başlıyor. Şu karakol işkencem son bulmayacak mı bugün benim? Ahlaksızlığı siz yapan ama tadını kaçıran ben olayım öyle mi? Yok öyle bir dünya. Polisi arıyorum onu anlatırsınız derdinizi. Git, git kime şikayet ediyorsan et. Ben de senden şikayetçiyim be. Beni iş dışında başka şeyler yapmakla itham ettin. Açıkça oynak dedin ya. Yalan mı? Elin işte gözün oynaklıkta olmasaydı üstün başın böyle batmazdı. Beyefendi, sınırı aştınız siz. Türk Ceza Kanunu 125 Taksim 1'de bir kişiye şeref ve haysiyetini rencide edici bir fiil ya da olgu isnat etmek büyük bir suç. Siz resmen suç işliyorsunuz şu an. Laf ebeliğiyle kurtulamazsın küçük hanım. Laf ebeliği yapmıyorum. Türk Ceza Kanunu'ndan bahsediyorum. İffete hakarette asgari ceza 1 yıl diyor. Hadi bunu bilerek çağır. Ben de senden şikayetçi olacağım. Korktum gidiyorum sanmayın. Ama bunu ödeteceğim size. Bak görürsünüz. Tehdit maddelerini de hatırlatmamı ister misiniz? İstemez. İpek. Sen nereden biliyorsun Türk Ceza Kanunu'nun bilmem kaçıncı maddesini? İnternetten. İyiymiş. Polis lafını duyunca neden kaçıp gitti ki Beydo? Yine başladık ya. Ya bu ne şimdi ama? Adı Özgür olan biri niye Beydo lakabını kullansın? Polisi duyunca garip garip reaksiyonlar veriyor. Ya boş ver. Neden boş veriyormuşum ya? Sence de çok saçma değil mi? Ya saçmalama Berkay ya. Üf, neyse ne. Ya adam göktaşı gibi düştü pastanenin ortasına. Nereden geldi, neden geldi hiçbir şey bilmiyorum. Bir garip garip gizemli tavırlar, takma isimler. Bak o kadar kafa yoracağım birisi değil. İnan bana. Nereden biliyorsun İpek? Berkay ne olur yeter. Sana yalan söyledikçe parça parça oluyorum. Dur artık. Daha doğrusu sana şunu sorayım. Beyto ile ilgili ne biliyorsun? Ya yeter Berkay. Sıkıldım artık sürekli Beyto Beyto. Ya zorlama beni. Tanıyorum işte bir yerden. Ulan. Şu aynasızlardan da, kabadayılardan da bıktım ha. Neyse. Yine 4 ayağımın üstüne düştüm bugün. Hayda. Arıyor benim müstakbel cellatlar. Buyur abi, emret. Ne oldu bizim dünyalık? Hazır ettin mi? Ayarlıyorum abi, eli kulağında. İnşallah dediğin gibidir. Yoksa kulağını veririz eline. Üstüne de cartayı çekince yeriz artık elvanı. Sıkıntı yok abi, sözüm söz. Birkaç gün içinde faiziyle getireceğim hepsini. Haber vereceğim zaten. Eğer madik atmaya kalkarsan her bir parçanı ayrı yerlerden toplarlar bilesin. Tamam abi, eyvallah.
Abla kanıyor. Abla, tamam, abla kırmızı tamam. Kanıyor. Sen ambulansı ara. Teyze. Teyze. Teyzeciğim. Teyzeciğim lütfen. Lütfen. Aliye Hanım. Bakın sakin olun. Lütfen o elinizdekini yavaşça bana verin. Tamam Burak'cığım. Al. Yeliz. Düş önüme. Yeliz dur. Gitme. Bak şu an hiç sırası değil. Yeliz. Ah, ah. Düşün ya, at düşün. Zehra, ben de gel temizmez getirelim çabuk mutfaktan. Emre, Emre nedir durum? Burak nabzı çok. Burak kanaması var, Burak nabzı da. Nabzı çok düşük Burak. Tamam. Yavaş Burak, yavaş. Tamam. Burak, ambulansı ara Burak. İyi, tamam. Hala geçecek, tamam mı? Geçecek, yok bir şey. Geçecek. Evet. Var mısın? Yeni bir oyun oynayalım. Varım. O zaman kulaklarını kocaman aç ve beni iyi dinle. Dinliyorum. bak şimdi. Ben sana bir kelime söyleyeceğim. Sen de o kelimenin son harfiyle başlayan bir kelime söyleyeceksin. Aynı şeyi sonra ben yapacağım. Eğer bilemezsek kaybederiz. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman dur bakalım. Kelime geliyor. Düşüneyim. Heh, buldum. Lokum. Melek. Harikasın. Kelebek olsun o zaman. Kolye. Kolye. Şahane benim bir tane. Elma. Aa, anne. Meleğim. Meleğim dedim. O zaman ben de makarna diyorum. Makarna he? Sanırım burada acıkmış küçük bir kuş var. Ne oldu Burak? Tamam Emre, yoldalarmış, geliyorlarmış. Emre, istersen koltuğa yatıralım Nurten Hanım'ı. Ya onu ben de düşündüm ama şimdi başını ani kaldırırsa yeni bir komplikasyon başlayabilir. Doğru diyorsun. Hiç oynatmamamız en iyisi. Belki başka bir travmaya sebep olabiliriz. Getirdim. Bilmiyorum, bilmiyorum Burak. Gel abla, gel çabuk. Çabuk, dur, çabuk, çabuk, dur çabuk. Zehra, Zehra suyu ver çabuk. Ya ne dikiliyorsun orada? Tamam, suyu ben aldım, aldım ben, aldım. Abla ben yapamam, çok fena oldum. Suratın kağıt gibi olmuş. Hadi dikilme, sen git mutfağa. Hadi Burak. Nurten Hanım, Nurten Hanım. Ya Burak, bu böyle olmayacak galiba. Bak, her geçen saniye bizim aleyhimize işliyor. Arabayı hazırlasınlar, biz direkt hastaneye gidelim. Tamam, Emre sakin ol. Sen demedin mi az önce oynatmayalım diye, he? Tamam. Ben dedim de ben böyle elim kolum bağlı. Ben böyle bekleyemiyorum Burak. Tamam Emre, sakin ol. Sakin ol, bak. Bak Meleği düşün. Meleği düşün, zaten stresli. Bir de son zamanlarda biliyorsun, bir de bunu görürse bak. Tamam, tamam sen Meleğin yanına git, tamam mı? Ona söyle. O haber olmasın, tamam sakin olsun. Tamam, hadi kardeşim. Emre Bey, şunun başına atla mı koysak acaba? Abla koy. Bir yardım et. Çok az kaldı. Tamam abla, tamam. Gel. Yavaş. Yavaş. Abla aman, dikkat. Ha, tamam. Dikkat. Tamam, 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 tamam. Teyze. Teyzeciğim, çıldırdınız mı siz? Ya nasıl yaparsınız böyle bir şey? Hak etmişti. Yıllarca kandırılmışlığıma, aldatılmışlığıma çanak tuttu. Korkunç bir gerçeği sakladı benden. Keşke, keşke gerçekten ölse. Bakın biliyorum, çok zor bir durum. Sizi anlayabiliyorum, yaşadıklarınız gerçekten ağır. Ama ya gerçekten ölürse? Ki hoş. Her iki durumda da hapse girebilirsiniz. Nurten Hanım bu işin peşini asla bırakmaz. Hiçbir şey yapamaz. Önce kendi kalleşliğinin hesabını vermek zorunda. Anlayamadım. Merak etme. Taşlar yerine otursun, her şeyi anlayacaksın. Yeliz.
Sana söylediklerim için üzgünüm. Beni anlamaya çalış lütfen. Öğrendiklerimi sindirebilmem, kaldırabilmem hiç kolay değil. Teyze, ben çok, çok üzüldüm. Ben sizi çok iyi anlıyorum. İnanın hak da veriyorum. Bu olayda siz de ben de kurbanız. Keşke tüm bu olanları değiştirebilsem. Ama göreceksiniz. El ele verip bu zor günleri de geride bırakacağız. Hiç şüphen olmasın. Keşke susamuru olsak. Aa, o nereden çıktı şimdi? Çünkü susamurları uyurken birbirlerinin ellerini hep tutuyor. Keşke ben de hep seninle öyle uyusam. Ama ben seni izlemekten uyuyamam ki. Canım Can ablam benim. Bir tane. Hadi bakalım, doğru mutfağa. Koş, 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 koş. Ben de tam sizin yanınıza geliyordum hanımlar. Hadi bakalım küçük hanım, ders zamanı. Ama ben ders yapmak istemiyorum ki. Ben bahçede babamı da alıp hep birlikte saklambaç oynamak istiyorum. Prenses hazretlerine de bakın sen. Demek dersten kaytarmaya çalışıyorsun ha? Önce ders, sonra oyun. Hicran ablası izninle. Ha, tamam, tamam. Hadi size iyi dersler o zaman. Hadi bakalım, gel. Yalan mı söylüyorum? Bu kadın kendi küçücük çocuğuna bile sahip çıkamayan bu kadına sen kalkıp meleği emanet edeceğini söylüyorsun. Bu kadına ya, bu kadına! Onu öyle ağlarken görünce kendime çok kızdım. Acımın, kederimin, kırılan gururumun arkasına saklanıp ihmal ettim onu. Bak yine haksızlık ediyorsun kendine. Konak zaten karışıktı. Melek de arada kaldı, hepsi bu. Ne oldu ki? Ya bir miras meselesi. Yeliz'le ilgili. Başka tatsız şeyler de yaşandı ama benim anlatmam hoş olmaz. Yok yok, anlatma zaten. Merak etmiyorum. Ama Melek'i bu kadar üzdüğü için bilmek istedim sadece. Melek'le ilgili değil. Ama Yeliz biraz gergin olacaktır. Son günlerde dediklerini aldırmamaya çalış. Gitmek mi zor, kalmak mı? Emre Bey'le konuşmalıyım. Ne oluyor burada? Teyzeciğim, sizin haliniz, tavrınız bilmece gibi. Yani aklınızda bir şey var belli. Bana da söyler misiniz? Şimdi sırası değil. Vakti gelince öğreneceksin. Bekle ve gör. Buyur. Buyur. Gelin. Buyur. Şuraya.
yapmamız normal. Travmatik rüptür şüphesi gözlendi. Süleyman, bir dakika ya. Bu ambulansın ne işi var burada? Ya neler oldu bir bilsen. Sen de yoksun sabahtan beri. Bütün eziyetimizi çektik. Ya bırak söylenmeyi Allah aşkına. Zaten ya korkudan ödüm. O kan ne be? Ya telaşa kapılma. Benim kadın değil. Nurten Hanım'ın kanı. Ya, Nurten Hanım çok kötü yaralandı Süleyman. Allah vere de gitmesi. Nurten Hanım mı yaralandı? Nasıl? Ali Hanım vurmuş. Ne yapmış, ne yapmış? Ay ne hadiseler, ne hadiseler. Ya bu konu Allah aşkına iki dakika boş bırakamayacak mıyım ben ya? Süleyman, çok büyük hadiseler oldu. Neyse sonra anlatırım. Bana bak, şimdi sana bunları anlatacak vaktim yok. Sen nerelerde sabahtan beri? Bana bak, bunun hesabını senden çok kötü soracağım. Unuttum zannetme. Çekil, buyurun. Durum nasıl? Travmatik bir durumdan şüphelenmiştik ama herhangi bir vurgu yok. Hayat tehlike söz konusu değil. Oh. Yalnız her şeye rağmen röntgen ve tomografi çekilmesi gerekti. Riske etmemelisiniz. Tamam, biz yapılması gereken her şeyi yaparız. Peki bizim şu an dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Dinlenmesi yeterli olacaktır. Muhtemelen baş ağrıları olacak. Bunun için herhangi bir ağrı kesici kullanması yeterli. Tamam. Bu nasıl oldu Emre Bey? Şimdi şöyle tam olarak yani... Hala? Halacığım. Tamam güzelim. Tamam geçti. Yorma kendini, tamam? Yorma. Ben iyiyim, iyiyim. İyiyim, endişelenme. Siz? Geçmiş olsun. Ciddi bir durumumuz yok. Kazan nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz? Ben... Ayağım basamağa takıldı. Dikkatsizlik ettim. Neyse ki ucuza atlatmışsınız. Geçmiş olsun. Tamam, tamam ana, tamam. Gözlem altında tutun. Dediğim gibi bir an önce hastanede kontrollerini yaptırın. Çok teşekkürler. Peki halamı şu an ayağa kaldırabiliriz değil mi? Kaldırabilirsiniz tabii ki. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, kolay gelsin. Elinize sağlık, kolay gelsin. Emre Bey, bu nasıl oldu? Lütfen söyleyin. Sakin olun. Heyecan şöyle olmuş. Basamağa topukları takılınca düşüvermiş kadıncağız. Görünmez kaza işte. Sen istersen Melih'in yanına git. Şimdi buraya girirse kızcağız korkar. Evet, yani doğru korkar. Ama Burak Bey yanında derseler. Ya lütfen en azından bir terasta bir hava alın. Yani iyi gözükmüyorsunuz. Buraları biz Süleyman abiyle hallederiz. Yani sizin için söylüyorum lütfen. Peki. Alacağım. Emre Bey, ben bu ayakkabının topuğunu kırayım. Bakarsanız polis monsiküldü. İyicene başımız derde girmesin efendim. Tamam abi, onu halledersin de önce halamı odama çıkarmamız gerekiyor. Tamam. Temiz bez getirdim. Abla hiç gerek yok, zaten hallettiler, teşekkürler. Abi yavaş yavaş kaldıralım. Tamam. Yavaş, dikkatli. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Alacım. Yavaş, tamam. İyi misin? İyiyim. Tamam, tamam. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş yavaş, benim odama çıkaracağız, tamam mı? Yürüyebilecek misin? İyiyim. Tamam, hadi gel. Gel, yavaş. Gel. Dikkat et. Dikkat et. İyi misin? Hicra Hanım. Biraz daha iyi misiniz?
Ya Nurten Hanım o halde görünce sarsıldım biraz. Zaten kafam... Haklısınız. Konaktaki bitmek bilmeyen gerginlik. Söylenen biçimsiz sözler. Yani size iyi gelmiyor, farkındayım. Sizden sadece çok ufak bir isteğim olacak. Lütfen bana güvenin. Bakın, ben her şeyi bir şekilde yoluna sokacağım, tamam mı? Belki de benim gitmem... Hayır, hayır. Lütfen kendinizi üzmeyin. Benim için endişelenmeyin. Ben gayet iyiyim. Niyetim size yeni bir problem yaratmak değil. Şu an kesinlikle önceliğimiz Nurten Hanım. İyi misiniz? Gelin, gelin şöyle. Oturun şöyle. Tamam. Buyurun, dinlenin biraz. Bugün biraz sarsıldım. Kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Bakın, lütfen bana inanın, tamam mı? Size söz veriyorum, ben her şeyi çözeceğim. Artık senin için her şey daha farklı. Korkman gerekmiyor. Neyi kastediyorsunuz? Konaktaki yerinin sağlamlaşmasından, holdingdeki payından bahsediyorum tabii ki. Artık bambaşka bir yelisin sen. Emre ile evlenmesen de konakta senin sözün geçecek. Ben bilmiyorum ya. Her şey o kadar ani gelişti ki. Sanırım bunları sindirmem biraz zaman alacak. Yani babamın kim olduğunu öğrenmek. Üstüne sizinle böyle karşı karşıya gelmek. Neler hissettiğimi inanın anlayamazsınız. Tüm dünyam yalanlar üstüne kuruluymuş. Ben de arasında yuvarlanıp gitmişim işte. Kandırılmışım. Aldatılmışım. Bütün haklarım elimden alınmış. Beni zayıf düşürebilmek için sanki herkes el birliği yapmış gibi çalışmış. Ama artık bitti. Artık bizim kazanma vaktimiz. Ne demek istiyorsunuz siz? Nazım'a tahmin edemeyeceğin kadar çok sinirliyim. Onu nasıl affedebilirim? Kalbim nasıl soğur bilemiyorum. Ama bu durum bizim lehimize oldu. Nurten'e karşı iki kişiyiz. Ve güç bizim elimizde. Bilemiyorum. Tüm bu yaşananlar ikimiz için de çok can yakıcı. Ama bunun karşılığında daha güçlüyüz. Artık karşımızda hiçbir kuvvet duramaz. Bir düşün bunu. Ben gideyim mutfaktan bir koşu su getireyim. Tamam. Nedim'e. Bu olayın kesinlikle ve kesinlikle duyulmaması lazım. Yemin ediyorum konak yangın yerine döner yoksa. Neden? Ya nedenini boş ver. Biz herkese Nurten Hanım'ın düştüğünü söyleyeceğiz, tamam mı? Ama ağzından bir şey kaçırma. Anladın değil mi? Ya anlamayacak bir şey yok. Düştüğünü söyleyeceğiz herkese. Ya çeneni açma, başka bir şey istemiyorum senden. Lütfen. Hadi tutuver çeneni, hadi. Sence burada kaç tane üçgen var? Hadi ama daha dersin başındayız. Kaytarmak yok. Kaytarmıyorum. Canım sıkılıyor. Hicen ablanı görmek istiyorum. Yani daha dersin ortasındayız, üzgünüm. Ya bu isteğini yerine getiremeyeceğim. Peki, madem öyle, Meleğin canı sıkkın. Ben de Lokum Hanım'ın evini tek başıma yaparım.
Ama söz vermiştiniz, birlikte yapacaktık. Öyleydi. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Galiba ben de çok sıkıcı bir öğretmenim. Çünkü hep ders bitsin istiyorsun. Halbuki ben senin en iyi ders arkadaşındım. Üzülmeyin, sıkılmıyorum. Tamam o zaman. İlk önce ne yapacağız? Ders mi yoksa oyun mu? İlk önce dersimizi yapalım, sonra oyun oynayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi o zaman. Ne diyorduk? Süleyman. Ne oldu? Aliye Hanım, Nurten adamın her şeyi bildiğini anlayınca kafasına geçirivermiş koltuk değneğini. Ne? Her taraf kan revan içinde. Bir görsem. Zehra zaten görünce dayanamadım. Onu hemen mutfağa gönderdim. Kaldım mı sana bir başına? Sen de yoktun ortalarda. Sahi. Ne? Nerelerdeydin sen? Ya ben sana bir sürpriz hazırlayacaktım. Daha doğrusu hazırladım. Ama buraya geldiğimde konağa baktım. Taş taş üzerinde kalmamış ya bu. Ya fırsat bulup bir türlü söyleyemedim. Nedim'e ben bugün var ya hayati bir iş hallettim. Neymiş o? Şimdi şöyle. Tamam. Siz gidebilirsiniz artık. Biz Hicran Hanım'la beraber bekleriz. Eğer bir şey olursa seslenirim. Başüstüne efendim. Durumu nasıl? Yani biraz daha iyi gibi. Vay 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 vay. Olan bitene bak ya. Ya akla gelecek iş mi ya? Ya insanın aklı dumura uğruyor. Ben sana diyeyim. Madem Yeliz Hanım konağın ortağı oldu, ilk iş Hicran'ı sepetler. Ben de tam diyordum. Acaba Zehra Hicran'a ne zaman saracak diye. Tam fırsatını buldum be kızım. Ya abla yanlış bir şey mi söylüyorum ben ya? Olacak olanı söylüyorum. Ya bir dakika, bir dakika. Yani şimdi Maral Hanım var ya, Yeliz'le kardeş miymiş? Öyleymiş. Öyleymiş. E o zaman Yeliz Hanım şimdi Meleğin teyzesi ise Emre ile evlendikten sonra hem teyzesi hem de cici annesi mi olacak? Yok. O iş yaş. O evlilik olmaz. Mümkünatı yok. Emre Bey Yeliz Hanım'la evlenmez. Mümkün değil. Ya insan rahmetli karısının kız kardeşiyle evlenir mi ya? Ay çok fena. Vallahi öyle. Çok fena. Çok. Ay senin gibi kilidin. Böyle tıkır tıkır kilitle oynayınca hırsız sandım. Hayrola Beyto? Kilidi açamadım. Ters tutuyorsun ondan. Hay Allah. Kafa işte. Elektriği kesmişler. Kontrola gelmiştim. Açılmış. Dışarıda birkaç saatlik işim var. Geleceğim. Halan içeride. Buralarda olursan iyi olur. Tamam amca merak etme. Elektrikler kesikti. Haberim var. Amcam söyledi. Neyse. Ben komşuya kadar gidiyorum. Fırına börek attım. Ben gelene kadar bakar ol. Tamam mı? Tamam tamam. Hallederiz. Tamam. Hadi. Nur.
Üç kuruş, beş kuruş. Ne buldum kar? En azından bir süre Şakir'in sesi kesilir. Kesin bir şeyler. Boru mu lan? Üç kağıtta kendisinden el aldım. Boynuz kulağa geçermiş. Hazır bu gitmişken gideyim bulayım patlatayım şunun zulasını. Durumun bizim lehimize olduğunu düşünsek bile kontrolü elden bırakmamamız gerekiyor. Keşke, keşke daha fazlasını yapsaydım. Yapmayın. Rica ederim başka bir şey yapmayın teyzeciğim. Lütfen biraz sakin olun. Lütfen biraz kendinize hakim olun. Bakın yoksa her şeyi mahvederiz. Ya Nurten Hanım gidip... Ya o aşağılık yaratık hiçbir şey yapamaz bana. Bak, bak yine tansiyonum fırladı. Gidip bir su alayım ben. Siz durun ben getiririm. Su, doktor çağırayım. Yok yok doktora falan gerek yok. Su kâfi gelir. Ya Süleyman, ya araya bir sürü laf girdi. Sen sabahtan beri görünmüyordun ha? Nerelerdeydin, neyin peşindesin? Ben? Ha? Neyin peşindeyim? Ben şuranın peşindeydim Nedime. Nasıl aldın bunu? Yahu... Senin kocan çok zeki, biliyor musun? Biraz kafayı çalıştırdım, köydeki arsa geldi aklıma. Bir haftada da satıldı. Hemen ben de o parayı aldım, borcumuzu ödedim ve gittim tapuyu aldım. İşte bu. Ne yaptın? Ne yaptın, ne yaptın? Arsayı diyorum, işte arsayı sattım. Arsayı sattın? He? Sen bana sormadan arsayı nasıl satarsın? Ya... Ne yapayım Nedime yani? Sana da iyilik yaramıyor Allah aşkına delirme ya. Ya sen demiyor musun bana ev lazım, tapu lazım değil mi? İşte hepsini aldım geldim. Daha ne istiyorsun yahu? Sen o arsa bana rahmetli babamdan nişan hatırasıydı be. Ha? Sen bana sormadan o arsayı nasıl satarsın? Sen şimdi benim malımı satıp bana mal mı aldın yani? Ya Nedime yeter. Yeter. Kör ölmüş badem gözü olmuş be. Sen yıllardır o arsanın lafını ağzına almadın. Biz o arsayı yıllardır icara vermedik. Şimdi ne oldu? Evin oldu, eve kondun. Üstüne para arttı, paraya da kondun. Ya ne diyeyim ben? Daha ne istiyorsun? Allah gözünü doyursun be. Aa. Ne dedin sen? Ha? İşi gücü bıraktınız. Efendilerinizin dedikodusunu mu yapıyorsunuz? Ne parasıymış bu? Ali Hanım şey, biz şimdi başka bir mevzudan... Hiç utanmanız yok mu sizin? Ha? İyi ki meydanı boş buldunuz. İstediğiniz gibi at koşturuyorsunuz. Size mi kaldı konağın mali işleri? Ali Hanım siz yanlış anladınız. Kes! Terbiyesizler, haddinizi bilin. Ali Hanım, bizim sizin karşınızda boynum her zaman kıldan ince, bilmiyor musun? Bir daha benimle, Yeliz'le veya konakta yaşananlarla ilgili konuştuğunuzu duyarsam hiç acımam, kovarım sizi. Kendinizi sokak ortasında bulursunuz. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duyduk. 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 Duyduk Aliye Hanım, duyduk. Güzel. Şimdi bir bardak su ver bana. Herkes işini yapsın. Haddinizi bilin. Yerinizi bilin. Çok iyi bir insan olduğum için barınıyorsunuz bu konakta. İpler benim elimde, unutmayın. Tabii Yeliz'in de. Sizi def etmem için bir sözüm yeter de artar bile. Sizi son kez uyarıyorum.
Su. 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 Dur oğlum, bir yapış. Kafanı kaldıralım ufaktan, gel. Evet, kafanı kaldır hafif. Tamam. Size çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ömrümü verdin be, ömrümü. Milletin kirini pasını temizlemekten, el pençe divan durmaktan gençliğimi heba ettim ben buralarda. Karşılığında ne gördüm? Ha? İtilme, kakılma, hor görülme. Yo, artık öyle değil Süleyman Efendi. Yetti artık, yetti. Ya Allah aşkına bağırıp durma Nedime ya. Şimdi duyacak, gelecek, daha fazla saldıracak ya. Haksız mıyım? Artık dayanamıyorum ya. Haksız yere, bu şekilde davranılmaya dayanamıyorum Süleyman. Yok, ben artık evime gideceğim ya. Bu ne be? Ha? Bu ne böyle? Her dakika eziyet, her dakika itilme, her dakika hor görülme. Azıcık aşım, kaygısız başım. Bu yaştan sonra laf işittirmem kendime. İşittirmem Süleyman. Hem diyorsun ki evimiz var, tapumuz var. O zaman gidelim evimize Süleyman. Ha? Kurtulalım bu cendereden be. Hadi yürü Süleyman. Hadi. Süleyman. Ha? Demek öyle. Öyle olsun. Peki. Ya Nedime yapma Allah aşkına. Öfkeyle kalkan zararla oturur Nedime. Ne? Dur kızım ya dur. Geç şöyle. Hadi. Sürekli kaçak dövüşüyorsun. Beyt o kadar sende de bir gizemli haller. Bana bir şey söyle İpek. Ya, ne öğrenmeyi bekliyorsun ki? Ben Beyton'un gizemli biri olduğunu düşünmüyorum. Genç, hatta çocuk. Onun için böyle saçma sapan işler yapıyor. Ya, yok kabadayı haller, takma isimler falan. Yani çok kafa yoracağım biri değil. Hey. Ne oluyor, iyi misin? Yok bir şey. Var bir şey işte belli. Hadi konuş benimle, anlat. Ben de zamanında çocukça şeyler yaptım İpek. Ablam, ablamı mı kastediyorsun Berkay? Ya hadi ama. Genciz. Hepimiz çocukça şeyler yapıyoruz. Ama benimkisi bir sürü insanın hayatını mahvetti. Her şey saçma sapan çocukça bir şakayla başladı. Olaylar ne ara bu hale geldi, ne ara çığırından çıktı. Kontrol edemedim. Aptalca bir oyun, telafisi mümkün olmayan bir kaosa yol açtı resmen. Etrafında kim varsa buna dahil oldu. Herkes nasibini aldı. Hatta birinin ölümüne sebep oldu. Onu koruyamadım. Ellerimin arasından kaydı gitti. Çok korkunçtu İpek. Tahmin bile edemezsin. Geçti artık. Hiçbir şeyin geçtiği falan yok. Burada, bu pastanede kapanı kısılmış bir fare gibiyim. Yapma. Dostların, ailen, seni seven bir sürü insan var. Yanılıyorsun. Bu olaylar sayesinde öğrendiğim en önemli şey yapayalnız olduğum İpek. Bütün tanıdıklarımın maskesi düştü. Babamı. Dost sandıklarımı. Görüyorsun. Kimsem kalmadı. Yapayalnızım. Tek varlığım bu pastane. Ve Elif'in her duvara sinmiş hayali.
benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Günün kârı. Burada başka bir şeyler daha vardır ya. Vay, vay, vay. Vay, 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 vay. Halama bak sen. Bir şey söylemen gerekmiyor. Farkındayım. Bana yardımcı olmaya çalışıyorsun. Ama sağ ol. Bütün bu olan bitenin tek bir sorumlusu var. O da benim. Hayır Berkay. Bunu yapma. Bilmediğim bir konu üzerinden bana şefkat gösterip durma. Bunu hak etmiyorum İpek. Çok suçluyum. Olayların bu noktaya geleceğini tahmin etmeliydim. Sürekli bunu düşünüyorum. Aralıksız acı çekiyorum. Katil gibi hissediyorum kendimi İpek. Olaylarla yüzleşmeye başladığım anda olana bak. Kalbim daha yeni soğumaya başlamıştı. Ama sanki birisi yarama tuz basmak istermiş gibi, beni acıdan çıldırtmak istermiş gibi Elif'in telefonundan mesaj yolluyor. Delirmek işten değil. Ben şey... Berkay, ben... Ben bir kahve yapıp geleyim bize. Gelişme var mı? Yani sağlıkçılar müdahale ediyorlar şimdi. Umarım büyük bir sıkıntı olmadan atlatır Nurten'i. Yani inşallah. Benim de tek temennim o yönde. İyileşecek umarım. Olaylar çok sarpa sardı. Arada uzaklaşsam mı diye düşünmüyor değilim. Aslında bu... Aile içi problemler çözülene kadar senin uzak kalman akıllıca olacaktır. Dengeler çok değişti. Ya konağın sükunete kavuşması biraz zaman alacak. Evet, ben de kafamda bu düşüncelerle boğuşuyorum. Hatta bugün Emre Bey'le konuşmayı kafaya koymuştum. Ama bu olaylar olunca... Yani Melih'i bu kaosta nasıl yalnız bırakabilirim ki? Çok haklısın. Öğretmenim, ödevim bitti. Hicran ablamla kontrol eder misiniz? Teyzeciğim, benim hiç böyle işime sinmedi. Keşke bir doktora falan gitseydik ya. Gerek yok, iyiyim ben. Oturun şöyle. Merhabalar. Avukat Kerem Bey aradı beni. Acil buraya gelmem lazımmış. Meraklandım.
Ne oldu siz biliyor musunuz? Bak Yeliz, annen de geldi. Ne hoş. Gençken de böyleydi bu. Etrafta bir kaos varsa sebebi hep kendisi olurdu. Ay, ablamın bana gene sevgisi kabarmış. Nasılsın şekerim? Sen nasılsın kızım, ne var ne yok? Ne oluyor burada? Artık gerçeği bildiğime göre bu oyunu daha fazla sürdüremem. Bunu Berkay'a yapamam. Haksızlık bu. Günah. Bugün bu işi çözmen lazım İpek. Gerçeği söylemeye mecbursun. Berkay, benim sana bir şey söylemem lazım. Bu söyleyeceğim çok hayati. Konunun içinde ben varsam hayati olması kaçınılmaz ki zaten. Ya da ne bileyim, ölümcül mü diyeyim? Baksana, herkesin hayatını mahvediyorum ya. Ya yeter artık. Kendini suçlamaktan vazgeç. Bu olayda tek bir suçlu var, o da benim. Ne demek istiyorsun İpek? Kaybolan gençliğimi arıyorum halacığım. Kaybolan gençliğimi. Allah'ın cezası! Paramı almış! Hırsız! Seni alan var ya, seni doğuracağın taş doğursaydı keşke. Yüzüme. Eyvahlar olsun, yüzüğü de almış. Vay, vay hırsız vay. Of, of. Abla ne oldu? Ha tamam buldum. Sizin beğendiğiniz çanta indirime girmedi. O yüzden böylesiniz. Çok imreniyorum sana. Ne olursa olsun gülecek bir şey buluyorsun. Çok ciddi bir problemimiz yok Feryal'cığım. Kocamla, yani Yeliz'in babasıyla yatmanı saymazsak. Ben seni hep korudum, hep kolladım. Nasıl yaptın bunu bana? Berkay, ben... İpek? Ben... Sen? Alo. Buyurun.
Usta. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Her şey yolunda mı? Tek başıma gittim karakola. Orada yakın bir tanıdığım vardı. Sağ olsun, çok iyi ilgilendi. Beni niye çağırmadın ki? Ya seni de işinden gücünden etmek istemedim. Peki ne oldu? Bir şey var mı? Var evlat. O Elif'e çarpan aracın şoförü itiraf etmiş suçunu. Anlıyorum. Elif'in kardeşine de bilgi vermişler, Özgür'e. Ya. Öyle mi? Hı hı. Anladım. Tamam usta. Koca bir yalan bu. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kes! Hayır abla. Neyi ne kadar biliyorsun bilmiyorum ama ben sadece bir sırra ortak oldum. Yeliz benim kızım değil.